Tabii çok var ama biz kurulmadan önce ödül almış olanlarla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Belki onlar ödül almadan önce kurulmuş olsaydık onları da ödül almadan yayınlamış olabilirdik. Ama biz yazarı seçerken Nobel ödülü alıp almamasına bakarak seçmiyoruz. 81'de biz kurulduğumuzdan beri de önce bizim yayınladığımız sonra Nobel alan birçok yazar var önce. Bunları sayayım. Nobel belki en dikkat çekici ödül olduğu için. Toni Morrison, Jose Saramago, Günter Grass, Imre Kerteş, John Maxwell Coetzee, Orhan Pamuk, Doris Lessing, Mario Vargas Llosa. Ama bunun dışında da tabii her sene bizim yayınladığımız yazarlardan en az 3'ünün 4'ünün ödül aldığını biz görürüz ve çok seviniriz. Yok, zor gelmiyor tabii canım. Dipnot koymak dizgideki arkadaşların 3 saniyede yapacağı bir iş ama dipnot koymak konusu biraz tartışmalı bir konu. Çünkü dipnotun ne kadar konduğunun kesin bir kuralını koyamazsınız. Şöyle çünkü aslında en kolay algıladığınız kitaba bile belki sizden daha zor anlayacak birisi var diye sayısız dipnot koyma olasılığı vardır. Yani işte Hermann Hesse Gençlik Güzel Şeyin belki de şu gördüğünüz kitabın her sayfasının yarısını dipnotlara doldurabilirsiniz. Açıklanacak çok şey vardır çünkü. Kavramlar vardır, o ülkeye ait durumlar vardır, bazı sözcüklerin kullanım anlam farkı vardır çevirden çeviriye. Bunun da bir sonu yoktur. Biz dipnotta şöyle bir sınır çekmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca yazarı birazcık tanıyan, belki biraz yazarın yazdığına aşinalı olan insanların okuduğunu varsaymak zorundayız. Ve çok fazla dipnot koymamaya çalışıyoruz. Ben şahsen okur olarak şunu yaşarım. Mesela kitabı aldığımda altında çok dipnot varsa o sayfayı o dipnotları okumadan geçemem, içim rahat etmez. Yani hiç anlamadığım bir şeyle karşılaşmasam da bir durup dipnotlara bakar öyle geçerim. Ama dipnotları okuma süreci sizi biraz okuduğunuzdan koparır. Şimdi eğer her sayfada böyle bir şeyle karşılaşıyorsanız bir 10 sayfadan sonrasında artık kitabı anlamaz hale gelirsiniz. Dolayısıyla yani böyle akademik bir titizlikle her dipnotu koymamaya çalışıyoruz. Mümkün olunca az tutmaya çalışıyoruz ama en azından şunu söyleyeyim. Tabii ki yani okurların bazen işte bu yabancı dilde kullanıldığı gibi bırakılan sözcükler veya başka bir şeyi anlamadığı, merak ettiği olabilir. Çok doğaldır yani. Herkes nereden bilecek? Bize e-mail atıp sorabilirler. Cevaplarız ya da bana da atılabilir. Yayın evine de atılabilir, telefon edilebilir, cevaplarız yani. Ama şunu söyleyeyim en azından, bizim tercihimiz mümkün olduğunca dipnot koymadan kitabı yayınlayabilmek yönünde. Evet, telif hakkı İtaki Yayınları'nda. Biz de tabii İtaki Yayınları gibi güzel bir yayın evinde yayınlanan bir eseri onların elinden almaya çalışmıyoruz. Güzel güzel yayınlıyorlar, bizim de bundan bir şikayetimiz yok.